Herkese merhabalar. Bugün tek doğrultuda çalışan döşemelerle ilgili karşılaşılabilecek özel durumlarda neler yapabileceğimize dair bir örnek çözümleyeceğiz. Çözeceğimiz soru bu şekilde. 6 döşemeden oluşuyor. Kenar oranları verip kenar uzunlukları verilmiş. Malzeme C30S420 işte 1,5 santim paspayı 8'lik donatı pil yeri olarak isteniyor. Sıva yükü 0,7 kN bölü metrekare. Kaplama yükü 1,2 kN bölü metrekare. Döşeme kalınlığı 16 santimetre. Gama beton 26 kN bölü metreküp. Kirişler 25-50'lik. Ölçüler aks arası ve akslar kirişlerin ortasından geçiyor arkadaşlar. Verilenlere göre donatı hesabını yapacağız ve donatı yerleşimini göstereceğiz. Bu döşeme sistemi poliklinik olarak tasarlanmış durumda. Şimdi ilk olarak yapacağımız şey arkadaşlar, döşememizin kenar oranlarını kontrol ederek döşemelerin tek doğrultuda mı çift doğrultuda mı çalıştığını görmemiz gerekiyor. Zaten konu başlığını verirken de tek doğrultuda çalıştığını belirttik ama bunun yine kontrolünü göstermemiz lazım. Burada M dediğimiz kenar oranı, yani uzun kenarın kısa kenar oranı 2'den büyük olursa döşememiz tek doğrultuda çalışıyor. Yani yükün büyük çoğunluğunu tek doğrultuda, kısa kenar doğrultusunda aktarıyor. Bu değer 3'e yaklaştığında %99'a kadar kısa kenar doğrultusunda yük aktarıyor. 2'deyken yüzde yaklaşık olarak 94 gelen döşemeye gelen momentlerin kısa kenar doğrultusunda aktardığını söyleyebiliriz. İşte M1 döşemesi için 5 bölü 2'den 2,5 bakıyoruz. M1 dediğimiz yani D101 döşemesinin uzun kenarı 5, kısa kenarı 2 mantığıyla. Bütün döşemelerimizin uzun kenarına, kısa kenarına oranlarına baktığımız zaman hepsinin 2'den büyük olduğunu görüyoruz ve hepsinin tek doğrultuda çalıştığını burada tespit ediyoruz. İkinci adımımız tasarım yükünün belirlenmesi, yani P-Design. Biz burada sadece ölü yük ve hareketli yükten kaynaklanan kombinasyonu kullanacağız P-Design'da. Ölü yükün belirlenmesinde neler var ölü yükümüze etki eden? Yani yapı var olduğu süre boyunca o yapıda var olan yüke biz ölü yük diyoruz. Betonun kendi ağırlığı HF çarpı gama beton şeklinde verdik. Niye? Çünkü döşemelerde hesaplar 1 metrelik genişlikler için yapılır. Burada bizim döşemenin betonundan kaynaklı ağırlığı etkileyen tek faktör burada döşemenin kalınlığıdır. O yüzden HF çarpı gama beton şeklinde yazıyoruz. Sıvadan kaynaklı ağırlık 0,7 kN bölü metrekare olarak verilmişti. Kaplamadan kaynaklanan ise 1,2 kN bölü metrekare olarak verilmişti. Bunların hepsini topladığımız zaman ölü yükümüz 6,06 kN bölü metrekare olarak hesaplanıyor. Hareketli yük değerimiz ise poliklinik için arkadaşlar yönetmelikte 3,5 kN bölü metrekare olarak verilmiş. P-Design 1,4 çarpı ölü yük artı 1,6 çarpı hareketli yükten 14,084 kN bölü metrekare olarak hesaplanıyor. Üçüncü adımımız kesme dayanımının kontrolü arkadaşlar. Kesme dayanımında V kritik dediğimiz bir ifade var. Yani bu döşememizin bu kalınlıktan ve bu beton sınıfından dolayı karşılayabileceği kritik kesme dayanımı 0,65 çarpı FCTD çarpı B çarpı D olarak veriliyor. Buradaki FCTD dediğimiz olay arkadaşlar karakteristik çekme dayanımı betonun. Bu da betonun karakteristik basınç dayanımının yaklaşık %3 ile %5'ine tekabül ediyor. Yine bunları yönetmelikler, bütün betonarme kitaplarındaki tablolarda bunlar mevcut. Her beton sınıfı için ayrı bir FCTD değeri var. B dediğimiz döşememizin 1 metre genişliği. D dediğimiz faydalı yükseklik. Faydalı yükseklik şu şekilde hesaplanıyor. Buradaki donatıların ağırlık merkezinin döşemenin en üst noktası olan uzaklığına biz faydalı yükseklik diyoruz. Buradaki tüm döşeme kalınlığı HF. Burada bir fi'miz var. Döşemenin donatısının çapı. Paspayımız var. Burada toplam döşeme kalınlığından paspayını ve donatı çapının yarısını düştüğümüz zaman bize faydalı yüksekliği veriyor. Bu da 141 mm olarak verilmiş. Bu veriler ışığında V kritiği hesapladığımız zaman FCTD C30 beton için 1,26'dır arkadaşlar. Kritik kesme dayanımız 115,479 kN olarak tespit ediliyor. Bütün döşemelerde P-Design'den kaynaklı kesme kuvvetini hesaplamamız gerekiyor. Kenar açıklıklar için V-Design 1,15 çarpı P-Design çarpı LSNet bölü 2. İç açıklıklar için V-Design
eşittir p design çarpı ls net bölü 2 olarak verilmiş. Burada ls net dediği arkadaşlar döşemenin net açıklığı. Yani döşemenin verilen uzunlukları ls uzunluklarıdır. Buradaki net uzunluklar ise döşemenin altından baktığınız zaman kiriş içinden kiriş içine olan uzaklıktır. Burada ls'ler ls'netlerden daha büyük. Ls'lere göre hesap yaptım. Bunlara rağmen arkadaşlar hiçbir v design değerimiz v kritiği aşmadı. Yani kenar açıklıkları v design 1 yani D101 döşemesi, D102 döşemesi, D103 döşemesi, D106 döşemeleri kenar açıklıktır. Bunlar için formülasyonumuz 1.15 çarpı p design çarpı ls net bölü 2. D104 ve 105 ise iç açıklıktır. Bunlar için ise p design çarpı ls net bölü 2 olarak verilmiş. Bunların hepsinin hesabını yaptığımız zaman bütün değerlerin v kritikten küçük olduğunu görüyoruz. Eğer büyük olsaydı arkadaşlar bu durumda bizim döşeme kalınlığını arttırmamız lazımdı. Buna nereden kanaat getiriyoruz? Çünkü v kritiğimizin formülü ortada. Yani beton sınıfını değiştirmektense B'yi de değiştiremiyoruz. Çünkü döşemelerde hesapları 1 metre genişlik için yapıyoruz. D'yi yani faydalı yüksekliği arttırmamız lazım. Faydalı yükseklik de direkt burada neye bağlıdır? HF yani döşeme kalınlığına bağlıdır. Bir sonraki aşamada arkadaşlar 4. adımda tek dozda çalışan döşemelerdeki hesap yöntemlerinden birisi olan sürekli kiriş teorisi ele alınacak burada bu çözümü yaparken. Sürekli kiriş teorisinin uygulanabilmesi için 4 şart var. Bunlardan birincisi hareketli yükün ölü yük oranının 2'den küçük olması lazım. Hareketli yükümüz 3,5, ölü yükümüz 6,06 idi. Baktığımız zaman küçük. Bu sağlıyor. En az kısa kenar komşu 2 açıklık olması gerekiyor. Burada bizim sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar kısa kenarlar şu kenarlar bütün döşemelerde ve D101 ve 102'de şunlar. Kısa kenar olarak komşu olan D103, 104, 105, 106 birbirine komşudur ama D101 ve 102 komşu değildir. O zaman D101 ve D102 özel duruma girer. Bunu kenarda tutuyoruz. Üçüncü şartımız kısa kenarları komşu iki döşeme için kısa kenarın yani döşemeden küçük kenara kısa kenara sahip olan uzunluk bölü büyük kenara sahip olan uzunluğu oranladığımız zaman bunun 0.8'den büyük olması gerekiyor. Buradaki döşemelerde işte 103, 104 ortaktır. Küçük olan 2.2 103'ün 2.8, 104'ün kısa kenarıdır. Oranladığımız zaman 0.8'den küçük oluyor. Bu şart sağlamadı. Sonra 105 ile 104'ü iki komşu döşemeyi kıyasladık. Küçüğün büyüğü oranı 0.714 yine sağlamadı. Sonra 105 ile 106 komşuydu. Küçük olanı büyük oranı oranladık 0.769 yine sağlamadı. O zaman bu hiçbir döşeme burada arkadaşlar bu şartı sağlamıyor. O yüzden biz burada sürekli kiriş teorisini kullanamıyoruz. Bu durumda yapacağımız iş özel durumdan faydalanmak. Özel durumlar için verilen moment formüllerinden faydalanmak. Özel durumlarda 3 adet arkadaşlar. Birincisi mesletlerin dönmesi engellenmemişse. Şuradaki gibi tek bir döşeme düşünün. Herhangi bir şekilde döşemenin devamında başka döşemeler yok. Buralarda sabit mesnet gibi çalışıyor. Bu durumda açıklık momentimiz, mesnet momentimiz bu şekilde. İkinci durum döşemenin bir uzun kenarı sürekli ise. Şurada olduğu gibi şu bizim tek doğrultuda çalışan döşememiz ve bir kenarı sürekli, diğer kenarı uzun kenarın biri sürekli, diğeri değil. Burada için verilmiş formüller bunlar. Üçüncü durum döşemenin iki uzun kenarı da sürekli ise. Şurada bizim tek doğrultuda çalışan döşememiz bu. İki uzun kenarında görüyorsunuz sürekli. Bu da üçüncü durum. Bunun için verilen formüller de bu şekilde. Biz bu soru özelinde baktığımız zaman arkadaşlar D101, 102, 103 ve 106 döşemelerinin ikinci duruma girdiğini görüyoruz. Şuradan bir daha bakalım. D101 şurada gösteriyorum. D101, D102, D103 ve D106 niye? Çünkü biz hepsinin sadece birer uzun kenarı sürekli. D104 ve D105 döşemelerinin ise üçüncü duruma girdiğini görüyoruz. Bu şartlar altında arkadaşlar hesaplarımızı bu formüllere göre yapacağız. Bir sonraki aşama 5. adımda tasarım açıklık momentlerinin hesabı. Verilen momentlerde işte D101 için 3.961, D102 için 3.961 aynı kısa kenarlara sahip P design değerleri de aynı. D103 için 4.793, D106 için 6.694, D104 ve D105 de formülizasyon değişiyordu. Bunlar için de tek tek hesap yapıldığında momentlerimiz 4.601 ve 2.347 olarak tespit ediliyor. Bir sonraki adım 6. adım tasarım mesnet momentlerinin hesabı. Yine özel durumlardan gelen moment formülizasyonlarını kullandığımız zaman D101, 102, 103 ve 106 aynı formülizasyonda.
P design çarpı LS'nin karesi bölü 8 olarak momentlerimiz 7.042 D101 için, yine D102 için 7.042, D103 için 8.521, D106 için 11.901. Buradaki eksiler bunların mesnet moment olduğunu bize ifade ediyor. Yani yönünün negatifte olduğunu gösteriyor. Mutlak değer olarak hesaplarda kullanacağız. D104 ve 105 için bunların da formülizasyonlar P dizayn çarpı LS'nin karesi bölü 12 idi. D104 için 9.202, D105 için 4.695 kilonewton metre moment mevcut arkadaşlar. Bir sonraki adımımız artık donatıların hesabı kısmı. Buranın teorisi şu şekilde. Döşememizin kalınlığını görüyoruz. Burada bir basınç bölgesi var. Buradaki donatıların ağırlık merkezinden geçen bir hayali bir çekme kuvvetimiz var. Bu basınç bölgesinin ağırlık merkezini etkileyen bir basınç kuvvetimiz var. Buradaki Fc ve Fs'nin, yani basınç kuvvetinin çekme kuvvetine eşit olması lazım. Bu Fc ve Fs bilindiği üzere Fc 0.85 Fcd çarpı A çarpı B. Fs ise As çarpı Fd'dir. Burada As'yi ve A'yı bilmiyoruz. A burada bizim basınç bloğumuzun genişliği arkadaşlar. Bu durumda iki bilinmeyen tek denklemi çözemiyoruz. İşin içine momenti alıyoruz. O zaman Fc ile Fs kuvvetleri arasındaki iki kuvvet arasındaki mesafeyi biliyorsak, bu iki kuvvetten biriyle bu mesafeyi çarparsak bu döşemenin moment kapasitesini buluruz. Biz bu iki kuvvet arası mesafeye Z diyoruz. Z çarpı Fc eşittir Fs çarpı Z. O da neye eşit olacak? Moment eşit olacak. Burayı açtığımız zaman Z dediğimiz D eksi A bölü 2. Niye? Faydalı yüksekliğimiz D. Fc A'nın tam orta noktasını etki ediyor. A bölü 2 düşersek D eksi A bölü 2. Fc'nin formülü. Ve moment. Şurada baktığımız zaman burayı kullanmanın bir mantığı yok. Çünkü burada As'yi bilmiyoruz, A'yı bilmiyoruz. Ama burada tek bilinmeyen A. Şu iki denklemi birbirine eşitleyip A'yı yalnız bırakırsak şöyle bir formülizasyon elde ediyoruz. D eksi kök içerisinde D kare eksi 2 çarpı M design bölü 0.85 çarpı Fcd çarpı B. Bu M design'ı yazarken arkadaşlar dikkat edeceğimiz husus, mesnet momentlerinde değerlerimiz eksi, onlar yön belirtiyor. Mutlak değer olarak düşüneceğiz. Yani artı şekliyle yazacağız. Momentlerimizin hepsini kilonewton metre olarak bulmuştuk. Bunların hepsini de newton milimetre cinsinden yazacağız. Bu formülizasyonda A'yı bulduktan sonra şu formülde A'yı da biliyoruz. Tek bilinmeyen AS. O zaman AS neye eşit olur? 0.85 çarpı FCD çarpı A çarpı B bölü FYD'ye eşit olur. Ve bu şekilde donatı alanımızı tespit etmiş oluruz. Bir sonraki aşamaya geçtiğimiz zaman bu formüller ışığında arkadaşlar tüm döşemelerimizin açıklık donatılarını hesapladım. D101 döşemesinde moment 3.961'di. Basınç bloğu derinliğim 141 eksi 141'in karesi eksi 2 çarpı 3.961 çarpı 10 üzeri 6 kilonewton metreyi newton milimetreye çevirdim. Çarpı 0.85 çarpı 20 çarpı 1000. 20 dediğimiz olay arkadaşlar FC'de, yani FC değerinin C30 betonumuzun FC'si 30 Newton bölü milimetre kare. Bunu 1,5 güvenlik katsayısına böldüğümüz zaman 20 değeri FCD'yi bulmuş oluyoruz. Çarpı 1000 dediğimiz döşememizin genişliği. Basınç bloğu derinliği 1.662 milimetre. AS'de bu formülizasyonu yerine koyduğumuz zaman burası da FY'de. FY'de de donatının akma dayanımı S420'de 420 Newton bölü metre kare olduğu için bunu da 1.15 güvenlik katsayısına böldüğümüz zaman 365.2 olarak tespit ediyoruz. İhtiyaç olan donat alanı 77.366 milimetre kare oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bırakmıyoruz. Çünkü döşemelerde bize iki donat arası aralığı belirlememiz lazım. Onun için de formülizasyonu şu şekilde. SS. S iki donat arası mesafe, şu küçük S ise kısa kenar doğrultusu olduğunu gösteriyor. 1000 bölü AS çarpı AF. AS burada bulduğumuz donat alanı, AF ise döşemede kullanacağımız donatının kesit alanı. Biz burada 8'lik donatı kullanıyoruz. Kesit alanı 50.26. 1000 bölü ihtiyacımız olan alan 77.366 mm². SS'imiz, yani iki donat arası 649 mm çıkıyor. Yönetmelik bize diyor ki 1,5 HF ya da en fazla 200 milimetre olur. 1,5 HF 240 milimetre ya da 200 milimetre. Küçük olan 200 olduğu için iki donat arası mesafeyi 200 milimetre olarak seçiyoruz. Yani seçilen donatımız Φ8 200 oluyor. Donatı alanımız, o zaman yeni donat alanımız buna göre. Çünkü önceki donat alanı 77 idi, 649 milimetreye tekabül etti. Biz 200 seçmek zorundayız yönetmelik sınır şartından dolayı. Bu 200'e göre yeni donat alanımız 251.3 milimetre kare olarak çıktı.
Donatının da soruda pilyeli istendiğini gördük. O zaman bu donatının birisi düz, birisi pilyeli olarak yerleştirilecek. O zaman iki düz donat arası 400 mm, iki pilyeli donat arası 400 mm olacaktır. Yani son hali Fi8-400 düz artı Fi8-400 pilyeli olacaktır. Burada da donatı alanı cinsinden yazdığımız zaman toplam alan 251,3'tü. Bunu yarıya bölmüş olduk. 125,65'e 125,65 olduk. Bu çözüm mantığıyla diğer döşemelerimiz için de hesapları yaptığımızda görüyoruz ki arkadaşlar bütün döşemelerde donatı yerleşimimiz Fi8-400 düz ve Fi8-400 pilyeli olarak çıkıyor. Bu her zaman böyle olur mu? Tabii ki olmaz. Döşemenimizin üzerine gelen momentlere göre bu değerler değişecektir arkadaşlar. Ama bu soruda bu şekilde denk geldi. Bir sonraki adım mesnet donatılarının hesabı. Şimdi D101 döşememizin sürekli alt mesnedi için sürekli bir özel durumda moment veriliyor. Diğer tarafın sabit mesnet gibi olduğu kabul ediliyor. Şimdi buradaki momentimiz 7,042 idi. Aynı bir önceki çözüm mantığıyla basınç bloğu derinliği ve AS'yi hesapladığımız zaman o mesnette şu kadar donatıya ihtiyacımız var. 138,211 milimetre kare. Bu donatıyı pilyelerle karşılıyor muyuz, karşılayamıyor muyuz ona bakmamız lazım. Çünkü D101 döşemesinin açıklığında bir düz bir pilye yerleştirilecek. Bu pilyeler şu mesnete gelecek. Birazdan donatı çiziminde yerleşiminde göreceğiz arkadaşlar. D101'in pilyesi gelen pilye donatısı Fi8-400'dür. 125,65 mm². İhtiyacımız ise 138,211 mm². Bundan dolayı diyoruz ki ilave donatı gerekmektedir. İlave donatı ne kadar donatı lazım? 12,56 yani farkı. 138'den 125'e düştüğüm zaman 12,56 mm² donatı gerekiyor. Bu da donatı aralığı cinsinden hesapladığımız zaman 1000 bölü 12,56 çarpı 50,26 yaklaşık 4000 mm. Her 1 metre genişlik için 4 metre aralıklı donatı yerleştiremeyiz. Mantıksız olur. Ne olacak? O zaman en fazla 1 metre olur. O zaman ne diyeceğiz? Fi8000 ilave donatı gerekmektedir. Daha sonra D102 için de aynı. D101 ile aynı momente sahipti. Aynı hesaplar. Yine Fi800, Fi8000 ilave 1 metre arayla. Her 1 metrede bir tane 8'lik donatı ilave etmemiz lazım. D103 sürekli kenar. Yani D103 ve D104'ün ortak mesneti için baktığımız zaman şu mesnette iki tane moment var. Birisi D103 için bulundu. Birisi D104 için bulundu. D103 için bulunan momentimiz 8,521, 104 için 9,202 idi. Burada büyük olanı alacağız. 9,202'ye göre hesap yaptığımız zaman A değerimiz, AS değerimizi hesaplıyoruz arkadaşlar. İhtiyacımız olan donatı 181,205 mm². D103'ün açıklığından bir pilye gelecek. Şu D103'ün açıklığından bir pilye gelecek. Bir de D104'ün açıklığından buraya bir pilye gelecek. Toplamda orada Fi8400, Fi8400 şeklinde 125,65, 125,65 mm² donatı mevcut olacak. Yani totalde 250,3 mm² donatı mevcut orada. İhtiyacım 181'di. Mevcut ihtiyaçtan fazla olduysa burada ilaveye gerek yoktur diyeceğiz. Aynı şey 104 sağ sürekli kenar yani D104 ile D105'in ortak mesneti içinde büyük olan momenti seçtik. Yukarıdakiyle aynı momente tekabül ettiği için aynı hesap bir daha yazmadım. İlaveye gerek yoktur. D105 sağ sürekli kenar yani D105 ile D106 ortak döşemesinin içinde yine iki tane burada momentimiz var. D105 için bu, D106 için bu. Burada D106'daki moment değerim daha büyük olduğu için bunu kullandım. Basınç bloğum, AS değeri. 235 mm² donatı ihtiyacım var. D105'ten gelen pilye, D106'dan gelen pilye ikisinin toplamı 250,3 mm². İhtiyacım 235'ten büyük olduğu için yine ilaveye gerek yoktur dedik. Burada not olarak şunu söyleyebiliriz. Normalde sürekli kiriş teorisinde hesap yaparken D103 ve D106 döşemeleri yani şu iki döşeme ve 101 ve 102 döşemelerin şu süreksiz kenarları içinde moment hesaplanıyor ama özel durumlarda sadece Ankastre gibi çalışan mesnetler için arkadaşlar moment hesaplanıyor. O yüzden D103'ün, D106'nın, D101 ve 102'nin süreksiz kenarları için herhangi bir donat hesabına girişmedik. Sonra bir sonraki aşamamız arkadaşlar 9. adımımız dağıtma donatısının hesabı. Dağıtma donatısı arkadaşlar döşemenin açıklık donatısının %20'si kadar olarak uzun kenar doğrultusunda açıklık donatısının hemen üzerine yerleştiriliyor. Bu soruda tüm döşemelerin açıklık donatıları Fi8400 düz, Fi8400 pilye olduğu için
Hesap bir kere yapılacak ve tüm döşemelere uygulanacak. Eğer döşemelerin açıklık donatıları birbirinden farklı olsaydı hepsi için ayrı ayrı hesap yapılmalıydı arkadaşlar. Dağıtma donatısının görevi şu şekilde açıklanıyor. Büzülme ve sıcaklık değişimi gibi etkiler sonucu oluşabilecek ekstra gerilmeleri karşılamak. Tek doğrultuda çalışan döşemelerde yükün kısa kenar doğrultusunda aktarıldığını söyledik. Hatta M2 ise %93-94 civarında, M3'e yaklaştığında %99 civarında kısa kenar doğrultusuna aktarılıyor. Bundan dolayı bu dağıtma donatısının moment almadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Dağıtma donatısının hesabı şu şekilde. Dağıtma donatısı çekme donatısının %20'si, çekme donatısı 250,3 mm² idi. %20'si 50,06'ya tekabül eder. Burada S ile S2 donatı arası mesafe, L de uzun kenar doğrultusunu ifade eder. Formülasyonda yerine koyduğumuz zaman yaklaşık 1003 mm². Yönetmelik bize diyor ki iki dağıtma donatısı arası mesafe en fazla tek doğrultuda çalışan döşemelerde 300 mm olur. O zaman 300 mm'yi seçiyoruz. Tüm döşemelerimiz için dağıtma donatısını Phi 8 300 olarak belirlemiş olduk ve son 10. adımımız donatıların yerleştirilmesi. Yaptığımız tüm hesaplar sonucunda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kısa kenar doğrultularında pilyeli ve düz donatı bir pilye bir düz şeklinde. D103, 104, 105, 106 için bir pilye bir düz. Burada önemli olan noktaları şu şekilde ifade edelim. Burada pilyenin meslete geldiğini görüyoruz. Mesletten diğer döşemeye gitmesi gerekiyor. Buradaki döşemenin dörtte biri, kısa kenar uzunluğunun dörtte biri kadar ileriye yerleştirilmesi gerekiyor. Açıklık donatısında düz donatı için böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü alt tarafa yerleştiriliyor, içten içe yerleştiriliyor arkadaşlar. Burası önemli. Burasının içe doğru, kalıbın aşağısına doğru, yani kirişin içine doğru büküldüğünü gösteriyor buradaki pilye donatısının. Mavi ile çizdiklerim ise tüm döşemeler için uzun kenar doğrultusundaki dağıtma donatılarıdır. Hesaplarda gördüğümüz üzere D101'in sürekli kenarı ve D102'nin sürekli kenarında biner milimetre arayla ilave donatılar çıkmıştı. Onların da yerleşimi bu şekildedir arkadaşlar. Bu soruyu bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Diğer başka soru tiplerinde ve başka konularda tekrar görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.